Başlayayım mı? Değerli basın mensupları, dün 24 Ocak'tı. 24 Ocak ülkemizde acı olayların yaşandığı bir gündür. Rahmetli Uğur Mumcu 29 yıl önce 24 Ocak'ta hain bir suikastla aramızdan kopartıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan 21 yıl önce yine bir başka 24 Ocak'ta görevi başında alçakça şehit edildi. 15 yıl önce bir başka 24 Ocak tarihinde değerli bir devlet adamı İsmail Cem'i kaybettik. Dün de Türk sinemasının önemli bir ismi, siyasette de milletimize hizmet etmiş, belediye başkanlığımızı yapmış önemli bir sanatçı Fatma Girik aramızdan ayrıldı. Kaybettiğimiz tüm bu değerli isimleri bir kez daha rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, ülkemiz gence düşman, kadına düşman, sanata ve sanatçıya düşman, tabiata düşman, sevgiye saygıya düşman, adalete ve hukuka düşman, hoşgörüye düşman, eleştiriye düşman, şarkı sözlerine, atasözlerine düşman, milletini dilini kopartmakla tehdit edecek kadar gözü dönmüş bir ucube yönetimin elinde savrulup duruyor. Bu ucube rejim ülkemizi yönetemiyor. Cebimizi boşaltıyor. Açız feryatları artık camilerimizin avlularından yükseliyor. Ülkemizde korku duvarları çoktan yıkıldı. Bu nedenle de kralcılık oynayanların yüreklerini iktidarı kaybetme korkusu iyiden iyiye kapladı. Ama artık herkes biliyor, herkes durumu görüyor ve kral çıplak diyor. Üstadlarının "Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın" dizelerinde dile getirdiği gibi bu tek kişilik ucube rejim düşmansız bir türlü var olamıyor. Korkulur olmak sevilir olmaktan daha güvenilir, daha güvenlidir taktiğinden medet uman bir bu mefruç yönetim kendinden olmayan herkesi düşmanlaştırarak, kim ve nefret tohumları ekerek kendi beceriksizliğini, kendi kifayetsizliğini örtebilirim sanıyor. Bunun için milleti birbirine düşmanlaştırmaya, milleti tehdit etmeye, korkutmaya oynuyor. Bu beceriksiz yönetim, televizyoncunun haber yorumuna karışarak, sanatçının sahne kostümüne takarak, şarkı sözünden nem kaparak, vatandaşa yaşattığı zulmü gizlerim zannediyor. Bir sanatçıyı hem de Yüce Allah'ın mabedinde dilini kopartmakla tehdit edecek kadar gözü dönebiliyor. Bir gazeteciyi kendine hakaret ettiği gerekçesiyle hukuk dinlemeden gecenin yarısı tutuklayarak millete gözdağı vermeye kalkıyor. Elinde sadece çekiç olan gördüğü her şeyi çivi sanırmış. Ama dediğimiz gibi bu ülkede korku duvarları çoktan yıkıldı. Milletimiz o sınırları çoktan aştı. Sayın Genel Başkanımız hak, hukuk, adalet diyerek dünya demokrasi tarihinin en anlamlı yürüyüşünü yaptığında zihinlerdeki o korku duvarları tuzla buz oldu. Biz bu ucube sistem, bu tek kişilik rejim tartışmaları sırasında çok uyardık. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz dedik. Hem Cumhurbaşkanı şapkası hem de parti genel başkanlığı şapkası aynı kafada durmaz. Milletin huzuru kaçar, aşı işi azalır, ağzımızın tadı kaçar diye bu projenin sahiplerini çok uyardık. 3 yıl, 6 ay, 15 günün her dakikasında yaşayarak gördük ki bu ucube sistem ve tek kişilik şahsım yönetimi ülkemizde ne huzur bıraktı, ne aş bıraktı, ne iş bıraktı, ne de millette ağız tadı bıraktı. Üzerine aldığı Cumhurbaşkanlığı görevini tarafsızlıkla yerine getireceğine namusu ve şerefi üzerine ant içti ama ardından parti genel başkanı şapkasını giyerek siyasi rakiplerine cibiliyetsiz, zürriyetsiz, terörist, mankafa, alçak, şerefsiz, virüs, ölü sevici gibi ağza alınmayacak hakaretler sarf edebildi. Yandaş yargı da buna siyasi eleştiri dedi. Ama kendisi muhalefetten ağzının payını aldığında babasının koltuğunun altına sığınan korkak bir çocuk gibi hemen Cumhurbaşkanlığı zırhına sığındı. Bu Cumhurbaşkanına hakaret diyerek
saray yargısını harekete geçirdi. En son bir gazeteci, hak etmediği bir makama getirilen, o makamın değerini de düşürür anlamına gelen bir atasözünü dillendirdi diye, beyefendi vay Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin diyerek bilindik zırhının arkasına yine büründü, yine saklandı. Gece yarısı hukuka aykırı olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gazeteciyi gözaltına aldırdı. Yetmedi, tutuklattı. Bununla da doymadı, vesayeti altındaki Adalet Bakanı'na yargıç cübbesi giydirerek gazeteci hakkında hüküm verip infazı gerçekleştirdi. Alenen ülkede hak, hukuk, usul hiçbir şey bırakılmadı. Hepsi ayaklar altına alındı. Ama bunlar da yetmedi. Saray muhafızı Rütük alelacele devreye sokuldu. Tele 1 ve Fox televizyonları gibi kanallara en ağır cezalar salındı. Yargısız infaz yapıldı. Ama hepsinden daha vahimi, daha ağırı, bu yetkilerle o koltuğa oturan Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı külahını giyip bir caminin mihrabına çıkıp savunmasız bir sanatçıyı, milletin bir evladını, dilini kopartmakla tehdit etti. Nefretini kustu. O kutsal mabedi kinle kirletti. Ama bu tehdide, bu nefret söylemine yargının çıtı çıkmadı. Nerede bu ülkede milletin hakkı, hukuku? Nerede adalet? Peki şimdi o kadar mürekkep döktüğünüz, Avrupa Birliği'nden fonlar aldığınız insan hakları eylem planları, strateji belgeleri ne oldu? Hepsi çöpe gitti. Bu ülke bugüne kadar 11 Cumhurbaşkanı gördü. Rahmetli Özal'a, rahmetli Demirel'e en ağır eleştiriler yapıldı. Ama hiçbiri bulunduğu makamı vatandaşlarına karşı bir silah olarak kullanmadı. Ta ki 12. Cumhurbaşkanına kadar. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı 160.169 kişi hakkında Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma başlatmış. 12.881 yurttaşımızı da mahkum ettirmiş. Hukukumuzda temel prensiptir. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Ancak partili cumhurbaşkanı tarafsız cumhurbaşkanlığı için getirilmiş bir hükmü alabildiğine istismar ederek muhalefeti ve milleti susturmaya çalışıyor. Bugün bu ülkede en önemli açığın anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, laik cumhuriyet ilkesine bağlı, milletin huzur ve refahı için çalışan, üzerine aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getireceğine, namusu ve şerefi üzerine ettiği yemine sadık bir cumhurbaşkanı olduğunu artık herkes biliyor. Emaneti ehline vermenin, layık olanı layık olduğu makama getirmenin önemini sadece atasözlerimiz ifade etmiyor. Hazreti Peygamberimizin de iş layık olmayana verildiği zaman kıyameti bekle diyen açık bir hadisi şerifi var. Bugün ne yazık ki yaşadığımız her krizde bunu çok açık şekilde tecrübe ediyoruz. İşte en son üretime vurulan darbe, organize sanayi bölgelerinin elektriği 3 gün kesildi. Doğalgaz tedariki de %40 azaltıldı. Tüm Türkiye'de üretim durdu. Böyle bir skandalla Cumhuriyet tarihimizde ilk defa karşılaşıyoruz. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. İran'dan gelen doğalgazda hemen hemen her kış sorun yaşanır. Ama bu nedenle ülkenin tamamında üretimin durdurulduğuna ilk kez şahit oluyoruz. Buna şaşırdık mı? Hayır. Aslında perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere geçtiğimiz Ağustos ortasından bu yana bu kibirli yönetimi uyarıyoruz. Önümüzde kara bir kış var. Doğal gaz depolarında yeterince gaz yok diyoruz. Böyle giderse kış günü ya gazsız kalacağız ya da çok yüksek maliyetlere katlanacağız. Tedbir alın dedik. Biz bu uyarıları yaptığımızda doğal gaz depolarımızda doluluk oranı %54'e düşmüştü zaten. Bugün itibariyle doluluk oranı sadece %27'dir. Oysa 2018 ve 2019'un Ocak aylarında, yani aynı ayda depolarımızın %80'i, 2020 Ocak ayında %60'ı, 2021 Ocak ayında ise %57'si doluydu.
Tabii işin ilginç yanı da şu. Biz bu verileri dinlendirmeye başladık. EPH gün gün açıkladığı depolanan gaz rakamlarını birdenbire yayınlamayı durdurdu. Son veri 18 Ocak 2022 tarihinde kaldı. Yaptıkları her işte bir karartma, her işte bir hinlik ve tabii sonunda da kapatma ve keşmekeş. Daha dün trollerine Karadeniz'de gaz bulduk. Kombilerinizi yaz günü de açın diye mesajlar attırıyorlardı. Bugün depoda yeterli gaz olmadığı için sanayicimizi kış gününde gazsız, elektriksiz bıraktılar. Ortada çok ciddi bir plansızlık, çok ciddi bir görev ihmali var. Yönetememe var. Koskoca Türkiye'nin böyle bir kriz anında uygulamaya koyacağı bir acil eylem planı olmadığını da bu süreçte hep beraber görmüş olduk. Enerji Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı da yanına almış, sanayicilerimizle toplantı yapıyor. Sanayi Bakanı toplantıda fabrika bazında değil, sektörel çözüm önerileri rica ediyorum demiş. Bir de eleştiri kabul etmiyorum diyerek bazı iş insanlarına ayar vermeye kalkmış. Ortada acil eylem planı yok. Sektör bazında bir düzenleme yok. Oysa Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Dolayısıyla enerji tedarikinde bir sıkıntı olduğunda hangi kritik sektörlerin, hangi kritik fabrikaların çalışılır halde tutulacağı, hangilerinde kesintilerin yapılacağı, elektrik kesintilerinin sistemde nasıl dolaştırılacağı çalışılmamış, bilinmiyor. Ama devleti devlet gibi değil, şirket gibi yöneteceğiz diyenler, kamuda aksiyon almak deyiminin mucitleri, böyle bir krizde nasıl aksiyon alacaklarını bilemiyorlar. Bıraktık devleti devlet gibi yönetmeyi. Onların yanlış olan söylemlerini dikkate alsak, basit ve tüccar gibi ülkeyi yönetmeye kalksak, basiretli bir iş insanının basit bir işletmeyi yöneteceği gibi bile yönetemedikleri bu ülkeyi ortaya çıkıyor. Bu kafayla hangi özel sektör işe alıp da bunları o koltuklara oturtur? Hiçbir zaman oturtmaz. Ama beceriksizlerin işine geldiğinde sanayicinin ihracat gelirinin dörtte birine cebren el koymayı biliyorlar. Sanayiciyi şalterleri kapatmazsa ceza veririz sana diye tehdit ediyorlar. Söyler misiniz bu cezayı siz neye dayanarak nasıl keseceksiniz? Bir kere burada kusur sanayicinin değil ki. Senin kusurun. Süt ve süt ürünleri, kimya, demir, çelik, alüminyum, cam, seramik, çimento, otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalarda bırakın 3 günlük elektrik kesintisini, 1 saatlik kesintinin bile çok büyük maliyeti var. Pek çok ihracatçı firmamızın ihracat taahhütleri var. Bu firmaların terminlerini kaçırmaları halinde cezai müeyyideler uygulanacak. Bunu kim karşılayacak? Bu firmalar müşterilerinden bir daha nasıl sipariş alacak? Bu kayıpların bedelini kim ödeyecek? Buna cevap yok. Yaptıkları ya da yapmaları gerektiği halde yapmadıkları her şey büyük bir krize sebep oluyor. Daha yeni faiz sebep enflasyon sonuç zırvasıyla durduk yere bir ekonomik türbülansa neden oldular. Eylül'de 8 lira 30 kuruş olan dolar kuru 20 Aralık'ta 18 lirayı aştı. Ülkeyi yönetenler dövizi köpürttü. Üreticilerimiz 15 liralık, 16 liralık, 17 liralık dolar kurundan aramalı ithal etmek zorunda kaldı. Sonunda bu beceriksiz, kibirli hükümet milleti çarpma operasyonuyla dolar kurunu 11 liraya kadar indirdi. Yandaşlarını bir gecede abat etti. Küçük yatırımcıyı yüksek kurdan aramalı ithal eden KOBİ'leri ise çarptı. Kendi ifadeleriyle çarptı. O da yetmedi. Döviz kurunu gerekçe gösterdi. Yükselmesini gerekçe gösterdi. Üreticinin üstüne döviz kuru düşerken dahi fahiş enerji zamlarını bindirdi. Organize sanayi bölgelerindeki sanayicimiz ne yapacağını şaşırdı. Bundan sonra da sanayiciye gaz vanalarını kapattırıyorlar.
elektrik şirketlerinden elektrik şalterlerini indirttiriyorlar. Böyle bir ülkede sanayici nasıl üretecek? Dünyayla nasıl rekabet edecek? Nasıl iş ve istihdam yaratacak? Sarayın kibirlisi aylardır üretim, ihracat güzellemesi yapıp duruyordu. Altyapımızı güçlendirdik diyerek millete dövize endeksli otoyolları, köprüleri de gösteriyordu. Bir de üstüne üstlük millete yeni ekonomi modeli masalları da anlattı. Ama sonunda gördük ki ülkemizde enerji arz güvenliğini sağlayacak enerji politikası yok. Güvenilir bir enerji altyapısı yok. Enerji dediğiniz öyle basit değil. İğneden ipliğe her şeyin temel girdisi. Şimdi üretimdeki kayıplar daha fazla gelir kaybı, daha yüksek enflasyon, daha çok işsizlik olarak bu mazlum millete fatura edilecek. Gıda fiyatları zaten aldı başını gitti. Mutfaklardaki yangın korkunç. Millet 1 lira 25 kuruşa ekmek almak için halk ekmek kuyruklarında. Karda kışta saatlerce ayakta bekliyor. Şimdi elektrik kesintileri nedeniyle bu kriz, gıda krizi daha da derinleşecek. Tepkiler geliyor. Ondan sonra süt ve süt ürünleriyle, et ve et ürünlerinde enerji kesintilerine gitmeyeceğiz. Bunlar muaf olacak deniyor. Ama bu da tek başına yetmiyor. Kuru gıdadan bebek mamasına kadar her şeyin üretiminde aksama olacak. Buradan hükümete çok açık bir çağrıda bulunuyoruz. Gıda tedarik zincirindeki tüm aşamalarda en azından bu kara kış geçene kadar son yaşanan enerji krizinden de sonra alınan tüm ÖTV ve KDV'yi sıfırlayın. Hem üreticinin hem tüketicinin üzerindeki yükü hafifletin. Hazine kaynaklarını zenginin mevduatı için seferber etmek yerine millet için seferber edin. Yaşadığımız son enerji krizi şu gerçeği apaçık göstermiştir. Bu ülkenin enerjisini en çok tüketen adres, milletin vergisini sarayın 1100 odasına harcayan kibirli şahıs ve saray sosyetesidir. Bu ülkenin enerjisini doğru ve verimli kullanmanın yolu da saraydaki ampulü söndürmekten geçer. Milletimiz de bunu görmüştür, ilk sandıkta gereğini yapacaktır. Ülkemizin enerjisini tüketen müsrif, bereketsiz ampulü söküp atacaktır. Değerli basın mensupları, ne diyor atalarımız? Büyük lokma ye, büyük konuşma diyor. Yıllarca bu millete 2. Dünya Savaşı'ndaki, Kıbrıs Barış Harekatı sonrasındaki kuyruk ve kıtlık hikayelerini anlatıp bizleri kötülediler. Ama milletimiz kuyruğun, kıtlığın, işsizliğin ve kapatmanın dik alasını bu kifayetsizlerin devri iktidarında gördü. Kar yağıyor, Ankara-İstanbul arasındaki tüm yolları kapat. İran gaz vermiyor, fabrikaları kapat. Borsa düşüyor, borsayı kapat. Döviz yükseliyor, döviz gişelerini kapat. Hava bozdu, İstanbul Havalimanı'nı kapat. Bilim insanları ve uzmanlar İstanbul'daki 3. Havalimanı'nın konumu hakkında çok uyarılarda bulunmuştu. Bu havalimanının sert rüzgarlara, aşırı hava olaylarına çok açık bir yerde olduğunu ve uzunca süre kapalı kalabileceğini söylemişlerdi. Peki ne cevap verdiler buna? Almanya bizi kıskanıyor, onun için bunları söyletiyor. Şimdi kimin neyi kıskandığını görüyoruz. Yaşayarak tecrübe ediyoruz. Dün 3. Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın kargo deposunun çatısı çöktü. Uçaklar uçmadı. Çok sayıda sefer iptal edildi. Sonunda alan uzunca bir süre kapandı. Bugün bile tam açılmış vaziyette değil. Tek biz çalışıyoruz. Bu ülkede birçok krizi iç içe yaşıyoruz. Bunların arkasında işi ehliyetine vermeyen, Cumhuriyet'in köklü kurumlarını bitiren ucube tek kişi rejimi var. Ne güzel söylüyor atalarımız. Başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmesin. Sarayın Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna atadığı Necati Bakan ilginç biri. Sarayın her dediğini yerine getirmesine getiriyor. Harfiyen yerine getiriyor. Ama şimdilerde çok tartışılan o şarkıda söylendiği gibi binmişiz bir alamete,
gidiyoruz kıyamete şarkısını da dile getirmekten sakınmıyor. Biniyoruz alamete gidiyoruz kıyamete de Nebati Bakan bu gidişi ballandıra ballandıra anlatıyor. Hafta sonu bir grup akademisyen, analist ve ekonomist de toplantı yapmış. Toplantıda Merkez Bankası faizini işlevsizleştirdik. Merkez Bankası bağımsızlığı diyeceksiniz, yok öyle bir şey diyerek bununla da övünmüş. Söyledikleri doğru mu? Elhak doğru. Tabela faizi %14 ama ticari kredi faizleri %30'lara kadar çıktı. Vatandaşın aldığı ihtiyaç kredisi faizleri %32'lerde. Taşıt kredilerinin faizi %30 sınırında. E ne oldu? Faizi indireceğim derken vatandaşın muhatap olduğu tüm faizler sıçratıldı. E madem para politikasına ve faizlere artık doğrudan saray karar veriyor, o zaman şu Merkez Bankası'nı bir aradan çıkarın. Önce politika faizini bir sıfıra indirin. Para matbaalarında, matbaa makinalarında sarayın mahzenine koyun. Her ay para politikası kurulu toplayıp millet huzurunda gölge oyunu sergilemekten de vazgeçin. Aradaki perdeyi kaldırın, olsun bitsin. Nebati Bakan yine aynı toplantıda bu yıl enflasyon %30'un altına düşmeyecek dedikten hemen sonra kimse faiz arttırımı beklemesin demiş. Merkez Bankası'nın döviz kasasını tam takır ettiler. Merkez Bankası'nın elindeki faiz silahını tutan kolunu da arkadan bağladılar, işlevsizleştirdiler. Bunu yapan hükümet bilsin ki, Nebati Bakan da bilsin ki enflasyon %30'da kalmaz. Bu millet AK Parti hükümetinde 3 haneli enflasyonu çok yakında tadar. Bir de bununla da yetinmiyorlar. Parasal genişleme musluğunu daha da açma niyetlerini ortaya koyuyorlar. Uzun vadeli repo, yandaşa teslim güdümlü kredi garanti fonundan verilen krediler gibi adımları atma niyetleri olduğunu dile getiriyorlar. Buradan söylüyorum. Bunları yaparlarsa 3 haneli enflasyon yerini hiper enflasyona bırakır. İşte o zaman kıyameti görürüz. Bu yönetim aya gideceğiz. Hem de ayın yüzüne sert ineceğiz derken bu dünyanın yüzünde dibe vurmuştur, çakılmıştır. Bu kifayetsizler elinde Türkiye yaklaşan küresel faiz dalgası karşısında Arjantin'in ardından dünyanın en kırılgan ekonomisi ilan edilmiştir. Şimdi artık zaman milletimizin sandıkta dimdik durma zamanıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizi nasıl düze çıkaracağımızı çok iyi biliyoruz. Türkiye'deki her sorun için reçetelerimiz, çözümlerimiz hazır. Bu ülkeye hakkı, hukuku, adaleti biz getireceğiz. Ülkemizi üretimde, dünya liginde ilk ona biz taşıyacağız. Refahı kimseyi dışlamadan milletimize biz hakça dağıtacağız. Ülkemizin dertlerini, havasını, suyunu tüketmeden, milletimizi borca batırmadan, enflasyona ezdirmeden bu ülkeyi kesintisiz biz büyüteceğiz. Ülkeyi 3 yeni K ile düze çıkaracağız. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın iktidarında her iş işin ehline verilecek. Ne emanete, ne emanetin sahibine, ne de emanet edilene zulüm edilmeyecek. Bu ülkede şarkılarımızı özgürce söyleyeceğimiz, kimsenin kimseye karışmayacağı, ülkeyi yönetenlerin milletin dilini koparmaya kalkmayacağı, özgürce güleceğimiz, acısıyla tatlısıyla ne şahane bir şey yaşamak diyeceğimiz günleri hep beraber inşa edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Efendim şimdi müsaadenizle bizi yönlendiren sorular oldu. Buyurun. Onları aktaracağım. İlk olarak Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Ulusal Kanal'ın sorusu şöyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fethullah Gülen'le Dişli'de görüştüğünü söyledi. Bu görüşme oldu mu? Olduysa neler konuşuldu? Yani bu konuda yeterince söz söylendi. Zırva tevil kabul etmez. Süleyman Soylu bu işleri bıraksın. Yüreği yetiyorsa yurtta sulh,
Konseyi'nin üyeleri kimlermiş onu bir açıklayıversin de görelim bakalım. Efendim ATV ve A Haber tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. O soru da şöyle. İstanbul'da yoğun kar yağışı karşısında belediyelerin yetersiz kaldığı eleştirilerini sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Ülkemizde sanayi tesislerimize 3 gün boyunca elektrik verilemiyor. Doğalgaz kesilmiş, üretim durmuş. Türkiye'nin depolarında yeterli doğalgaz stoklanmadığı için bu durum ortaya çıkmış. İstanbul Havalimanı'nda seferler durmuş. İstanbul'un çevre yollarında yurttaşlarımız saatlerce mahsur kalmış. Buraları herhalde Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiyor. Yine Kuzey Marmara Otoyolu'nun köprüleri, Bolu Düzce, Ankara İstanbul devlet yollarını karayolları yönetiyor. Karayollarını da Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiyor. Elbette İstanbul'da vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılardan üzüntü duyuyoruz. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere tüm belediyelerimiz görev, sorumluluk alanı dinlemeden gece gündüz çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Şu an İstanbul'un ana arterlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin sorumluluğundaki yollarda herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle Bolu Düzce'de mahsur kalan tırların İstanbul'a yığılmasıyla ve bu tırların teme ve şehir trafiğine girişinde kontrolün gecikmesi nedeniyle bazı hatlar İstanbul'da tıkanmıştı. Şimdi bunlar da büyük ölçüde gideriliyor. Bu konularla ilgili detaylı açıklamaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bu sabah yaptı. Ancak biz burada bir gözlemimizi ifade etmek istiyoruz. Bu yaşanan kara kış sürecinde metro altyapısının İstanbul'un trafik sorununun çözümünde ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Gerçekten de metro hatlarının olduğu yerlerde kara kış nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanmadı. Sorunun büyüğü Beylikdüzü, Sefaköy, Mahmutbey, Esenyurt bölgelerinde yaşandı. Bugün bu bölgelerde planlanmış metrolar hayata geçmiş olsaydı bu sorunlar da bu boyutta olmazdı. Ama bu projeleri saray imzalamadı. Yine bu projeler içinde 2007'de başlamış olanı bugün bitirilmiş olsaydı herhalde bundan kazanan İstanbullular olacaktı. O nedenle Ankara ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi özellikle bu metro konusunda ve yatırımlar konusunda ciddi bir koordinasyona ihtiyaç vardır. İstanbul'un metro sorunu partiler üstü bir konu olmalıdır. Ve bu konuya herkes gereken hassasiyeti göstermelidir. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Hazineden döviz garantili yap işlet devret projeler hava şartlarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun kardan sonraki durumu ve İstanbul Havalimanı'nda çöken çatıyı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere her şeyden önce İstanbul Havalimanı'nda karton kutular üzerinde yerde yatmak zorunda kalan, çevre yolunda kucağında bebeğiyle mahsur kalan ailelerimizin görüntüleri gerçekten hepimizi çok üzmüştür. Akıl ve bilimle kavga edilmez. Konuşmamda söyledim. İstanbul Havalimanı'nın konumu konusunda birçok uyarı yapılmıştır. Bu havalimanının aşırı rüzgar ve hava hareketlerine açık olduğu söylenmiştir. Ama bunların hiçbiri dikkate alınmamıştır. Şimdi kamu özel işbirliği modeli devletin yaptırdığı projelerin işletme döneminde etkinliğini sağlamak için geliştirilmiş olan bir modeldir. Yani bugün Türkiye'de kullanıldığı gibi bir finansman modeli değildir. Amaç bu projeyi yapan, yapımını gerçekleştiren müteahhitlerin inşaat aşamasında ileride bu projeyi kendilerinin de devletle birlikte işleteceklerini düşünerek gerekli hassasiyeti göstermeleridir. Yani bunlar bu projelerin işleyişinde bu model etkinliği sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Ama bugün bakıyoruz bu yöntemle yapılan havalimanına ulaşımı sağlayan çevre yolu kapanıyor. Havalimanında yapılan kargo binalarının çatısı çöküyor. Pistler işlemez hale geliyor.
Bu nasıl bir işletme etkinliği? Bu nasıl bir sorumluluk paylaşımı? Millete geçmediği köprü, uçmadığı havaalanı, yatmadığı hastane, geçmediği tünel için, geçmediği otoyol için para ödetiyorsunuz. Ama asıl amaç olan etkinliği sağlayamıyorsunuz. Ya milyarlar yatırılan İstanbul Havalimanı kapanıyor. Bakanları taşıyan sarayın uçakları Atatürk Havalimanı'na iniyor. Aslında bugün yaşanan bu sıkıntıyı sosyal medyada dikkatimi çeken bir paylaşım çok da güzel özetliyor. İznini almadığım için bu paylaşımı yapan vatandaşımın ismini tabii paylaşamıyorum. Ama kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Şöyle diyor vatandaşımız, İstanbul Havalimanı AK Parti'dir, şatafatlıdır, yaldızlıdır, varaklıdır, gürültülüdür, en büyük olduğu iddiasındadır ama bir kriz anında işlevsizdir. Atatürk Havalimanı ise Cumhuriyet gibidir, paramparça edilmiştir, yağmalanmıştır, terk edilmiştir ama başı sıkışan ona sarılır ve en zor anlarda bile çalışır, işlevseldir. Güzel özetlemiş. Sanayi Bakanı, evet. Efendim, bir diğer soru Fox TV'den gelen. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, enerji kesintileri için CHP'li vekilleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Milli enerji kaynakları ile ilgili attığımız her adımda engel oldular dedi. Saros Körfezi'nde yapacağımız terminale karşı çıktılar. O terminal yapılsaydı bugün yaşadığımız sorunu hiç yaşamayacaktık diye konuştu. Evet. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gafile kelam, nafile kelam. Bu ülkeyi 20 yıldır kim yönetiyor? Cumhuriyet Halk Partisi mi yönetiyor? Yıl olmuş 2022, Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depoları 2018'de, 2019'da tamamlanacak deniyor. Hala tamamlanmıyor. Şimdi de 2023'e gün veriyorlar. Neden tamamlayamadınız? Elinizi kim tuttu? Biz Ağustos'tan beri sizi uyardık. Avrupa gaz depolarını dolduruyor. Siz kışa yeterli gaz depolamadan giriyorsunuz dedik. Genel başkanımız bunu defalarca söyledi. Siz sorumluluğunuzu yerine getirmemişsiniz. Ondan sonra da çıkıyorsunuz, sizi uyaranları eleştiriyorsunuz. Yol gösterenleri eleştiriyorsunuz. Sanayiciye hala Karadeniz gazı hikayesi anlatıyorsunuz. Beyefendi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez tüm sanayi 3 gün elektriksiz kalıyor. Sanayi Bakanı da mesaisini trollük yapmaya harcıyor. Yani üretim durmuş, ihracat durmuş, ne yapacağını bilmeyen sanayicimizin derdine derman olmak yerine oturduğu yerden mazeret üretiyor. Açıkçası şunu da söyleyeyim, sabah sordum oradaki yetkili arkadaşlarıma, ne oldu Saros'ta diye. Yani orada ne hukuk tanınmış, ne kural tanınmış. Mahkeme kararlarına rağmen Saros'ta körfezindeki inşaata devam etmişsiniz. Ama yetiştirememişsiniz. Orada da becerememişsiniz. Aslında trollüğü bırakıp işinizi yapsaydınız, orada yapılan tesisi de biz istemediğimiz halde, beğenmediğimiz halde yetiştirmenizin önünde engel olan Cumhuriyet Halk Partisi değil. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir diğer soru da şöyle. Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında vatandaş eleştiriyor, kızıyor, hatta biraz ileri gidip bağırıyor, çağırıyor ama insan sevdiğine kızar. Çok şükür ekonomideki bu gelişmelerle birlikte biraz daha sakinlemiş vaziyette eleştiriler dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ülkede insanlar kredi borcunu ödeyemediği için canına kıyıyor. Esnaf pandemi döneminde aldığı, sonra da ertelendi denen kredi borçları altında ezim ezim eziliyor. Ekmek kuyruklarında vatandaşlarımız beni bu hallere düşürenlere hakkımı helal etmiyorum diye haykırıyor, beddualar ediyor. Ama anlaşılan bunlar milletten kopmuş. Kalp gözleri kapanmış. Milletin sesini duymuyorlar. Halini görmüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendi vatandaşına kumpas kuran,
milleti bir gecede çarpan, elektrik faturalarına Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarını yapan, sanayiye 3 gün elektrik ve doğalgaz vermeyerek beceriksizliğin kitabını yazan, milleti 21. yüzyılda yokluğa, kuyruklara, kıtlığa mahkum eden, esnafımızı, çiftçimizi, emeklimizi, emekçimizi perişan eden bu hükümete milletimiz sandıkta ne yapacak? Hep beraber göreceğiz. Onun için şimdi tabak falan sevdiği deri hikayelerini anlatmayı bıraksınlar. Sandıktan sonra tabak sevdiği deriyi yerden yere vurur deyip kendi kendilerini avuturlar. Efendim, Tele1 TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer ifadesini kullandı. Bu ifadeleri İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağır Alioğlu çözüm sürecini hatırlatarak tepki gösterdi. Bu ülkeye hayır da gelecekse, kötülük de gelecekse yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçer dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce Sayın Genel Başkanımızın söylediği cümleyi herkes doğru okumalıdır. Genel Başkanımız bir demokrasi sorunundan bahsetmiştir. Bugün ülkemizin 784 bin kilometre karesinde en önde gelen sorun demokrasi sorunudur. Bugün Diyarbakır'da da demokrasi sorunu vardır, Adana'da da vardır, Kars'ta da vardır, Edirne'de de vardır, Ankara'nın göbeğinde de vardır. Sorunların çözüm adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu müellifi de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Burada kimse kafaları bulandırmamalıdır. Sorun bugün milletimizin her bir ferdini ezen demokrasi sorunudur. Kimse şu kış gününde buluttan nem kapmasın. Teşekkür ediyorum.